2'ye 2 matrislerde öz değer ve öz vektör bulma. 2'ye 2 matrislerde biliyoruz ki sadece kare matrislerde öz değer ve öz vektörler vardır. 2'ye 2 matrislerde 2 tane öz değer bulunur. 2 tane öz değer varsa bunun 3 tane farklı ihtimali vardır. Öz değerlerin İngilizcesi eigen value idi. İki tane öz değer vardır ve buradaki birinci durum değerlerimiz lambda ile gösterilir. Lambda 1, lambda 2'den farklı ve lambdalar reel sayı. Birbirinden farklı olduğu durumda öz değer ve öz vektörleri bulma var. İkinci durum lambdalar birbirine eşit iken, lambda 1, lambda 2'ye eşit iken öz değer bulma vardır. Üçüncü durumumuz ise lambdalar karmaşık sayı iken a artı bi, lambda 2, a eksi bi iken. Lambdalar karmaşık sayısı zaten birbirinin mutlaka eşleniğidir. Bu üç durumu şimdi her birinin birer örneğini yaparak inceleyeceğiz. İşin özü zaten her zaman için aynıdır. Fakat ufak tefek dikkat etmemiz gereken şeyler var. Üçünü de burada konuşarak geçeceğiz. Birinci tiple başlıyoruz. Farklı olan durumda. A 2, 2, 5, eksi 1. Matrisinin öz değer ve öz değer vektörlerini bulunuz. Bulunuz. Şimdi birinci adım öz değer vektörleri bulurken a eksi lambda i'nın determinantını sıfır eşit demekti. Bu bize öz değerleri bulduracak. Lambdalarımız. Bunun anlamı da sadece ve sadece a'nın köşegenlerinden yani buradaki 2 ve eksi 1'den lambda çıkartıp determinantı bulmaktır. 2 eksi lambda 2, 5, eksi 1 eksi lambda eşittir 0 dedik. Bunun determinantının sonucu bize öz değerleri verecek. Bunun determinantını bulurken 2 eksi lambda'dan eksi 1 eksi lambda'yı çarpıyoruz. 2 ile 5'in çarpımını bundan çıkartıyoruz. Başlayalım çarpmaya. 2 kere eksi 1 eksi 2. 2 kere eksi lambda eksi 2 lambda. Eksi lambda ile eksi 1'i çarptık. Artı lambda kare. 5 kere 2 10 çıkarttığımız için eksi 10 eşittir 0. Lambda kare eksi lambda eksi 12 eşit 0 çıktı. Bunu çarpanlarına ayırırsak lambda lambda bu da eksi 4'e 3 ayrılır. Lambda bir 4 bir de lambda eşit eksi 3 çıkar. Bu birbirinden farklı çıktığı durum. Birbirinden farklı ve reel. Farklı ve reel. Her biri için ayrı ayrı öz değer vektörü ararız. Öz vektör ararız yani. İkinci adım. Öncelikle lambda 4 için. Bu da a eksi 4 i lambdanın yerine 4 geliyor. Çarpı v eşittir 0 diyeceğiz. A'nın köşegenlerinden 4 çıkartacağız. A neydi? Köşegenleri 2 ve eksi 1'di. 4 çıkartırsak bundan eksi 2. Bundan 4 çıkartırsak eksi 5 eder. Eksi 2'ye 2, 5'e eksi 5 oluyordu çıkarttığımızda. Bir daha bakalım.
4 çıkartırsak eksi 2'ye 2, 4 çıkartırsak eksi 1'den de 5'e eksi 5. Köşegenlerden 4 çıkarttık. Çarpı v yerine x1 x2 yazıyoruz ki bu bizim v dediğimiz şey, x1 x2 dediğimiz şey bizim öz vektörümüzdür. Çarpı eşittir 0 0 diyoruz. Bu denklemler mutlaka birbirlerinin katı olmalı idi diye konuşmuştuk bir önceki videomuzda. Burada bunun net olarak farkında olmalıyız. 2'ye 2'leri çözüyorken bu alttaki denklemle üstteki denklem, yani birinci satırla ikinci satır mutlaka birbirinin katı çıkmalıdır. Yukarıdakini eksi 5 bölü 2 ile çarparsak aşağıdaki verecek. Yani katı. Yani görünürde iki denklem varmış gibi duruyor. Eksi 2 ile x1'i çarptık. Artı 2 ile x2'yi çarptık. 2x2 eşittir 0. 5x1 eksi 5x2 o da 0. Artı 5x1 eksi 5x2 eşittir 0. Bu denklemler birbirinin katı olduğu için ikinci denklemi veya birinci denklemi her halükarda atacağız. Denklemler her zaman birbirinin katıdır 2'ye 2'de ve biri tanesi atılır. Her zaman x2'ye gidip a diyeceğiz ve bunun karşılığında x2'ye a dersek eksi 2a olur. Eksi 2x1 eksi 2a eksileri karşılıklı atarsak x1 eşittir o da a bulunur. X1 x2'yi a parantezinde yazdığımız zaman birebir bu bizim eigen vektörümüz veya diğer ismiyle öz değer vektörümüzdür. Lambda eşittir 4 için bulduğumuz öz vektör 1'e 1'dir. Şimdi bir de lambda eşit eksi 3 için bulacağız. Bu da köşegenlerden eksi 3 yazdığımız zaman burada lambda yerine a artı 3i olur. Çarpı v eşittir 0 deriz. Köşegenlerden eksi 3 çıkartmak köşegenlere 3 eklemek olur. Çünkü eksi eksi birbirini artı yapar. Buradan eksi 3 çıkartırsak burası 5 olur. Buradan eksi 3 çıkartırsak burası 2 olur. İkisi de 5'e 2, 5'e 2 oldu. 5'e 2, 5'e 2. Çarpı x1, x2 eşittir 0, 0. Her zaman birbirinin katı olacağını söylüyoruz zaten. Denklemlerden ikisini de yazarsak 5x1, 2x2 eşittir 0. Diğerini de yazarsak denklemlerden birini her halükarda atacağız. Birbirinin katı olduğu için birbiriyle çözüme giremez bunlar. X2'ye her zaman için a diyeceğiz. Bunun karşılığında da x1'i. Burası eksi 2a, 2a eder. Karşıya atınca eksi 2a 5'e bölünce de x1 de eksi 2a bölü 5 çıkar. Buradan x1 x2'miz de a parantezine alırsak eksi 2 bölü 5'e 1 şeklinde bulunur. Bunun da öz vektörü eksi 2 bölü 5'e 1'dir. Birinci çözdüğümüz örnek buradaki birinci durumdu. Lambdalar birbirinden farklıydı. Her bir lambdaya karşılık, her bir öz değere karşılık öz vektör bulduk. Şimdi ikinci durumun örneği geliyor. Eğer ki lambdalar eşit olursa a 7'ye 1 eksi 4'e 3 matrisinin öz değer ve öz vektörlerini bulunuz. Birinci adım hiçbir zaman değişmez bu işlemleri yaparken a eksi lambda i'nin determinantını sıfır eşitleyeceğiz. Bunun anlamı da köşegenlerden lambda çıkartmak 7 ve 3'ten. 7 eksi lambda 1 eksi 4 3 eksi lambda. Bunun determinantını bulurken bu çapraz çarpımdan bu çapraz çarpımı çıkartıyoruz. 7 kere 3 21. 7 kere eksi lambda eksi 7 lambda. Eksi lambda ile 3'ü çarptık. Eksi 3 lambda artı lambda kare. Burası
eksi 4 eder. Bir de bizim araya eksi koyacağımız için artı 4 eşittir 0 çıktı. Lambda kare eksi 10 lambda artı 25 eşittir 0. Burası lambda eksi 5'e eksi 5 ayrılır ki 2 lambdamız da 5 ediyor. 2 lambda da 5 ettiği için ikisi için de aynı işlem gerçekleştirileceği için bir kez işlem yaparız. İkinci adım lambda eşit 5 için eigen vektör veya öz vektörümüz. A eksi 5'i köşegenlerden 5 çıkartıp V ile çarpıp 0'a eşitleyeceğiz. Gidelim matrisimize bakarsak. Köşegenden 5 çıkartırsak 7'den 5 çıkarsa 2'ye 1. Buradan 5 çıkarsa eksi 4'e eksi 2. 2'ye 1. Eksi 4'e eksi 2. Yine alt satır üst satırın eksi 2 katı oldu. Her zaman birbirlerinin katı gelirler. X1 X2 eşittir 0 0. V'nin yerine de her zaman X1 X2 koyuyoruz. İki satırı da yazacak olursak 2x1 artı x2 eşittir 0. Eksi 4x1 eksi 2x2 eşittir 0. Bu denklemler birbirinin katı olduğu için denklemlerden birini atıyoruz. Birbirinin üzerine eklemeye kalksak diğerini yok ediyoruz zaten. Ve her zaman ikinciye a diyeceğiz. X2'ye a dedik. X2'ye a dediğimiz zaman karşıya atarsak x1 eşittir eksi a bölü 2 çıkar. X1 x2'miz buradan a parantezine aldığımızda eksi 1 bölü 2'ye 1 çıkar. Ve buradaki lambda eşit 5 için bizim öz vektörümüz eksi 1 bölü 2'ye 1 olarak bulundu. Diğer öz vektörümüz de aynısı olduğu için onun için de bu işlemi tekrar etmeyeceğiz. Yani bizim bir tane öz vektörümüz bu şekilde çıkmış oldu. Şimdi üçüncü duruma geçeceğiz. Karmaşık sayı olan öz değerler gelirse a eşittir 2 eksi 1 1 2 matrisinin öz değer ve öz vektörlerini bulunuz. Birinci adım a eksi lambda i eşittir 0. Köşegenlerden lambda çıkartıp determinantını 0'a eşitliyoruz. 2 eksi lambda eksi 1 1 2 eksi lambda eşittir 0 dedik. Çarparsak köşegendekileri 4 eksi 2 lambda eksi 2 lambda artı lambda kare. Bu köşegeni çarparsak eksi 1 eder. Bir de biz eksi koyacağımız için determinanttan dolayı artı 1 eşittir 0 oldu. Lambda kare eksi 4 lambda artı 5 eşittir 0. Çarpanlarına ayrılamadığını fark ettiğimiz zaman delta'ya başvurmalıyız. B kare eksi 4 ac. B karemiz 16. Eksi 4 ac'miz 20. Eksi 4 sonucunu bulduk. Bu sıfırdan küçük olduğu için kökler karmaşık sayı olacak. Lambda 1 kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b'miz 4. Kök lambdamız kök eksi 4. Kök deltamız 2a'mız 2. 4 artı kök eksi 4 kökten dışarıya 2i olarak çıkar. Bu kök 4 olsaydı 2 çıkardı. Kök eksi 4 2i olarak çıkar. Bölü 2. Buradan 2 artı i olur. Yukarı 2 parantezine alıp 2'leri götürürsek 2 artı i. Lambda 2'yi bulmak için işlem yapmamıza gerek yok. Kökün biri 2 artı i ise mutlaka diğeri bunun eşleniğidir. 2 eksi i olur. Şimdi ikinci adıma geçersek burada da
İkisi için de bulma işlemi yapmaya başlamak lazım. Ama burada baştan şunu söyleyelim. Lambdalar karmaşık sayı ise V'ler yani öz vektörler rin içindeki iyilik kısımlarda birbirinin eşleniği olur. Kısacası bu bize ne anlatıyor? Birisi için işlemi yaptığımızda diğerleri sadece bu bulduğumuzun eşleniği olarak yazacağız. İlk olarak lambda 1 ile başlayalım. Lambda 2'yi yapmayacağız zaten. İstediğimizde başlayabiliriz. 2 artı i. Bunun anlamı a eksi 2 artı i lambda çarpı v eşittir 0 diyeceğiz. Köşegenlerden 2 artı i çıkartacağız. Gelelim şunun köşegenine. Buradan 2 artı i çıkartırsak ikiler birbirini götürür. Eksi i kalır. Eksi i eksi 1. Şunu bir yazalım. Şu alt satıra geçelim. Eksi i eksi 1. Aşağıya gelirsek. Buradan da 2 artı i çıkartırsak eksi i kalır. Burada 1. 1'e eksi i. Çarpı v yerine x1 x2 eşittir 0 0. 2'ye 2'lerde mutlaka denklemler birbirinin katı olacaktı. Karmaşık sayıda bunun görülmesi zor olmasına rağmen denklemler mutlaka birbirinin katıdır. İkinci denklemi de yazalım. x1 eksi x2 x2 i eşittir 0 dedik. Bunlar da birbirinin katıdır. Yani bir şeyle çarpıp üzerine eklerseniz birbirini götürecektir. Bu şekildeyken görmesi zordur. O yüzden siz ikiye ikilerde birbirinin katı olduğundan emin olun ve atın denklemlerden birini. Yalnız burada denklemlerden birini atarken x2'nin yanında i olanı bırakın. Yani x2'nin yanında i olmayanı atalım. Bunu bırakalım. x2'ye a dediğimiz an diğerinde kendimizi zorlarız. Eşlenek çarpımları falan yapmamız gerekir. Bu ipucu önemlidir burada. x2'nin yanında i olanı bırakın. Diğerini atın. x2 eşittir a. x1 eşittir. Buraya getirip a koyarsak, karşı tarafa atarsak a i olur. Dolayısıyla x1 x2'yi a parantezine aldığımızda i'ye 1 olur. Şimdi biz lambda 1 eşittir 2 artı i için v'mizi yani öz vektörümüzü i'ye 1 bulduysak diğeri için de bu işlemi yaparsak ki yapmamıza gerek yok. 2 eksi i için buradaki v iyili kısım sadece buradaki için eşleniği olacak. İyili kısım burada bunun eşleniği eksi i 1 olur. Yani karmaşık sayılarda ikinci için bir daha işlem yapmamıza gerek yoktur. İkincisi ilkinin eşleniğidir. İyili kısım burada varsa bunun eşleniğini alacağız. Eşlenik demek iyilerin işaretini değiştiriyoruz. Sayıların işaretlerini değiştirmiyoruz. Burada 3 artı i olsaydı, burada 3 eksi i yazacaktık. 3'ün işaretini değiştirmeyecektik. Sadece iyilerin işaretini değiştiriyoruz. Karmaşık sayı olduğunda da püf nokta budur. Bu püf noktayı bilmeyen için ne fark edecek? İkinci işlemi yapacak. İster istemez bunu bulacak. Yani bunu bilmesek de bizim için çok da önemli değil. 2'ye 2 matrislerde öz değerler ve öz vektörler bu bahsettiğimiz 3 durum şeklindedir ve böyle bulunurlar.
Bu şekilde bu videomuzu noktalamış oluyoruz.